Değerli dostlarım, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm farklı ve güzel bir videoyla sizlerle beraberiz. Değerli dostlarım, içinde bulunduğumuz zaman diliminde yani kış günlerinde çoğumuzun büyüklerimizden duyduğumuz ancak birçoğumuzun da maalesef bilgi ya da fikir sahibi olmadığımız bir kavramı anlatacağım bugün sizlere. Evet değerli dostlarım, bugün sizlere eski takvimi yani bizim buranın tabiriyle baba hesabına dayalı takvimin ne olduğunu anlatacağım. Anadolu binlerce yıldır farklı kültürlere, farklı medeniyetlere, farklı inançlara ev sahipliği yapmış, bereketli ve zengin topraklara sahip bir coğrafyadır. Hiç şüphesiz Anadolu'nun topraklarının bereketli olmasının en önemli sebebi bu topraklarda, bu toprakların tamamında dört mevsimin belirgin olarak yaşanması gelmektedir. Bu toprakların tamamında dört mevsimin belirgin olarak yaşanması Anadolu'daki tarım ürünlerinin çok zengin ve çok çeşitli olmasını sağlamıştır. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması bu gibi avantajları beraberinde getirdiği gibi maalesef bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Özellikle mevsimler arası geçişlerdeki ani hava değişikliklerinin yani şiddetli sıcakların ve soğukların burada yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan insanların ürünlerinin maalesef zarar görmesine sebep olmuştur. İşte tarih boyunca bu coğrafyada yaşayan insanlar ürünlerindeki bu zararı en aza indirmek için mevsimsel geçişleri ve hava hareketlerini gözlemleyerek tarımsal faaliyetlerini bunlara göre gerçekleştirmişlerdir. Değerli dostlarım, Anadolu'da yüzlerce yıldır yaşayan insanlar mevsimsel geçişleri ve hava hareketlerini gözlemleyerek bir çizelge oluşturmuşlar ve tarımsal faaliyetlerini buna göre gerçekleştirmişler. Bu çizelge zamanla farklı kültürlerin katkısıyla bir takvim haline gelmiştir. İşte bizim eski takvim dediğimiz Anadolu takvimi bu şekilde oluşmuştur. Şimdi isterseniz eski takvim nedir? Bundan kısaca sizlere bahsedelim. Değerli dostlarım, eski takvim Anadolu'nun farklı farklı bölgelerinde birçok farklı isimde bilinmektedir. İşte Anadolu takvimi, eski zaman takvimi, eski takvim, baba hesabına dayalı takvim, koca karı takvimi, Urum takvimi, Rum takvimi bunlardan bazılarıdır. Biz de karışıklığa sebep olmaması için videomuzun bundan sonraki kısmında sadece eski takvim tabirini kullanacağız. Peki eski takvim temelde nedir? Eski takvim temele prensip olarak Rumi takvimi almaktadır. Rumi takvim günümüzde kullanmış olduğumuz miladi takvim gibi güneş merkezli bir takvimdir. Yani Rumi takvimde de 12 ay bulunur. Yine Rumi takvimde de 1 sene 365 günden oluşur. Ancak temele Rumi takvimi alan eski takvim birkaç noktada miladi takvimden ayrılır. Miladi takvimden ayrıldığı ilk nokta eski takvimdeki ay isimlerinin miladi takvimdekinden farklı olmasıdır. Eski takvimde ay isimleri sırasıyla Zemheri, Gücük, Mart, April, Mayıs, Kiraz, Orak, Ağustos, İlkgüz, Ortagüz, Songüz ve Karakış'tır. Eski takvimi miladi takvimden ayıran bir diğer nokta ise eski takvimde ayların miladi takvime göre 13 gün sonra gelmesidir. Yani miladi takvime göre yılbaşı 1 Ocak iken eski takvime göre yılbaşı 14 Ocak'tır. Peki eski takvime göre mevsimler nasıldır dediğimiz zaman eski takvimde ara mevsimler yoktur. Temelde iki mevsim vardır arkadaşlar. Yaz ve kış. Yaz mevsimlerinin diğer adına Hızır günleri, kış mevsimlerinin diğer adına ise arkadaşlar Kasım günleri denir. Kış mevsimi 8 Kasım'da başlar, 6 Mayıs'a kadar devam eder, 179 gündür. Yaz mevsimi ise 6 Mayıs'ta başlar, 8 Kasım'a kadar devam eder, 186 gündür. Eski takvimde yaz günlerinden ziyade kış günlerine daha ağırlık verilmiştir. Kış günleri dediğimiz gibi 8 Kasım'da başlar, 6 Mayıs'a kadar devam eder.
Ancak kış günlerinin tamamı soğuk değildir. Eski takvime göre kışın en soğuk günlerinin olduğu zaman dilimi 21 Aralık ile 21 Mart arasındaki 90 günlük zaman dilimidir. İşte bu 90 günün ilk 40 gününe Erbayin günleri, ikinci 50 gününe ise arkadaşlar Hamsin günleri denilir. Eski takvime göre bu 12 ay içerisinde en soğuk günlerin görüldüğü zaman dilimi Erbayin günleridir. Yani o 40 günlük zaman dilimi. Eski takvime göre baharın gelmesi Cemre'nin düşmesiyle başlar. Dikkat edin, kışın bitmesi değildir. Cemre'nin düşmesi kışın bitmesi değildir eski takvime göre. Sadece baharın başlangıcıdır. Kış 6 Mayıs'ta biter. Cemre Arapça'da ateş topu anlamına gelmektedir. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya düşer. Onu takiben birer hafta arayla suya düşen cemre ve toprağa düşen cemre takip eder. Miladi 6 Mart'ta en son cemre toprağa düşer. En son cemrenin toprağa düşmesiyle beraber baharın geldiği kabul edilir eski takvime göre. En son cemrenin toprağa düşmesiyle beraber toprak kabarır ve artık böcekler oynamaya başlar. Kış uykusundaki hayvanlar da uyanmaya başlar. Bahar yavaş yavaş gelir. Baharın tam geldiği tarih 21 Mart, yani Nevruz dönemi kabul edilir. Bu tarihten sonra, yani 6 Mart'tan sonra yaz gelene kadar, yani 6 Mayıs'a kadar şiddetli soğuklar olmaz. Ancak bazı günlerde, bazı zaman dilimlerinde fırtınalar görülür. İşte bu fırtınalardan ilki miladi 17-18 Mart'ta görülen Berdel Acuz soğukları, yani koca karı soğuklarıdır. 2-3 gün sürer, fırtınalar görülür. Yine Mart ayı içerisinde miladi hemen 21 Mart'tan sonraki 22 Mart'ta da arkadaşlar Mart 9 soğukları görülür. O da 1-2 gün sürer. Yine Mart ayı içerisindeki bir diğer fırtına ise arkadaşlar 30-31 Mart'ta görür. Mart 9'un 9'u soğuklarıdır. Yine Nisan ayına geldiğimizde ise arkadaşlar April 5 soğukları görülür. O da miladi 17-18 Nisan'a denk gelir. Halk arasında kork April'ın 5'inden öküz ayırır eşinden sözleri bu April 5 soğuklarının ne derece çetin olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Çiftçilerin en çok korktukları soğuk April 5 soğuklarıdır. Çünkü genelde çağla halindeki meyveleri yakan soğuklar April 5 soğuklarıdır. Nisan ayı içerisindeki bir diğer soğuk fırtınalı günler ise arkadaşlar Nisan'ın 27-28'inde görülen Sitte-i Sevir soğuklarıdır. Ve nihayet 6 Mayıs'la beraber yazın geldiği kabul edilir. 6 Mayıs eski takvime göre Hızır günlerinin başlangıcıdır. Zaten çoğu yerde de Hıdrellez olarak kutlanır arkadaşlar. Değerli dostlarım, bugünkü videomuzda size kaba taslak eski takvimin ne olduğunu anlatmış olduk. Bundan sonra 2 bölümlük bir video serimiz daha olacak. Bunlarda da eski takvime göre ay ay gün gün sayılı fırtınalar neler onları anlatacağım. Bir diğerinde de ay takvimi ve ay takvime göre bağ bahçe işleri nasıl yapılır onu sizlerle paylaşacağım. Umarım beğendiğiniz faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.